Sevgili izleyiciler, Sarıgöl'de hanımlar durdurak bilmeden hep çalışıyorlar. Nereye gitseniz, hangi bahçeye girseniz ya bahçesiyle uğraşıyor ya yemekle uğraşıyor. Bak Adile teyze de burada erişte yapıyor. Evet. Erişte mi, doğru mu söyledim? Makarna. Makarna mı yapıyorsun? Evet. Ama biz onlara galiba niye İstanbul'da hizmet erişte deniyor? Hayır, biz demeyiz, makarna deriz. Öyle ağızlık muğızlık bilmem. Yani. Öyle olmaz yani. Etmem. Dövseydin mi? Etmem. Öl ağzını değiştir deseler değiştirmem. Makarnadır bunun ismi. Ettiğin üstünü yumruk gibi konduruyorsun. Ha işte. Makarnaysa makarna. Nereden çıktı şimdi erişte? Yani nasıl yapılıyor bu? Bu 1 kilo una 5 yumurta. 1 kilo una 5 yumurta. Ha. Yumurtaya böyle hepsini katarsın. Elinle çırparsın iyice. Koyuleştirirsin. Elinle çırparsın? Evet. Unla da yoğurursun. Unla da yoğurursun. Evet. Sonra ne oluyor peki? Bu hamur mu oluyor böyle? Hamur oluyor. Ondan sonra odaki hanımlar sinlerde açarlar. Evet. Hemen sacın üstünde berengari pişiriyle. Berengari. Yani ne demek o? Ne demek o? Az. Az biraz. Yufka gibi pişmiyor bu, biliyor musun? He. Hemen şöyle çevir veriyor. Yufka gibi pişmiyor yani. Sonra ha böyle kıyıyor. Bak böyle şey diyor. Şimdi en zor işittir. En zor bölümü bu mu? En zor bölümü bu. Hanımlar hep beraber bir araya geldiği zaman daha kolay olmuyor. Yaparız. Öldü yaparız. Toplanırız. Komşuları çağırırız. Hep bir toplanırız. Bir gün onunkine, bir gün bizimkine. Ha, öyle. Paylaşmazsınız yani. Mesela seninki ise bugün mesela hep beraber sana yardım. Hep beraber. Evet, hep beraber. Ablanın, Adile ablanınki ise ona gidersiniz. Onun için yaparız. Keseriz. Bir gün benimkini keseriz. Hep beraber komşular. Birer gün keseriz. Kışın yeriz. Tam imece yani. Evet. Erişte mi diyorsun, makarna mı diyorsun? Biz makarna diyoruz. Sen erişte mi diyorsun makarna? Makarna, ev makarnası. Ev makarnası. Evet. Sakın erişte demeyin, Adile teyze döver vallahi hepimizi. Ne bu enişte? Enişte ne bu? Geçen sene böyle hazırlandık da gelmeyiverdiler. Bundan sonra starı bakacaksın hep. Hep starı bakacaksın bundan sonra. Sarıgöl'de yöresel yemeklerin başındayız. Şimdi Sarıgöl'lü hanımlar muhteşem yemekler yapmışlar bizim için. İnanamadık, gözlerimize inanamadık. Sordum kaç tane burada yöresel yemek var diye. Kimse bilmiyor. En iyisi saymak diyorum. Gelin beraber sayalım. 1, 2, 3, 4. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ekmeği sayarsak 46, 47. 42 daha da mı var burada? 47 bir de tarhana var burada. 48. 48 tane ayrı yöresel yemek yapılmış burada. Şimdi bu yemekleri yapan hanımlarla sohbet edeceğiz. Bakalım neler yapmışlar, nasıl yapmışlar. Merhaba, siz ne yaptınız? Hoş geldiniz. Biz de sıyırma deriz Sarıgöl'e has. Sıyırma? Sıyırma. Kuru börülcenin tazesini sıyırma deriz. Nasıl yapılır? Hangisi o burada? Çeşit. Oo. Birisi tereyağında soğanlı kavurma. Birisi salata, sarımsaklı, limonlu, ekşili. Birisi domates soslu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sarıgöl'ün mutfağı Sarıgöl'den daha büyük maşallah ya. Vallahi Sarıgöl'ün mutfağı Sarıgöl'den daha büyük. Yani nasıl bir mutfak bu kadar böyle? Bu kadar büyük çeşit, bu kadar fazla yemek. Çok sebze çeşidimiz var o yüzden. Sen ne yaptın teyzem? Acaşı yaptım. Ne yaptın? Acaşı. Acı mı? Ne? Bölceğin hani bulgur. Bölceğiyle bulgur. İsmi ne onun? Alcaşı. Alca aşı. Evet. Alca aşı. Bölceğiyle bulgur. He, üstüne şey koyduk, biber koyduk, kuru biber. Yağıyla kızarttık. Getirdik buraya. Bu da buraya mı özeldir? Allah. Acayip lezzetli buradaki her şey ya. Bu ne? Kabak çekmesi deriz buna. Ne? Kabak çekmesi deriz. Kabak çekmesi. He. İçi yumurtalı. Vallahi benim bu yemeklerin isimlerini anlamam için bir tane tercümanla gezmem lazım burada. Defter kalem alacaksın eline. Defter kalem alacağım eline. Evet. Bunu nasıl yapıyorsun peki? Bunu çendiyoruz. Kavuruyoruz. Ondan sonra olup gelirken yumurta çakıyoruz içine. Yumurta? He. Ondan sonra süsle tarafını. Ay ne güzel de süslemişsiniz vallahi ya. Burada da kızartmalarımız var.
Bu kızartmanın adı zengin kızartmasıdır. Zengin kızartması. Tabii üzeri domatesli olduğu için herkes yani domates alıp da yapamazdı daha önceden. Daha iki yıllar. Zengin aşı yani. Zengin aşı. Zengin aşı derler. Fakir aşı var mı? Fakir aşı. Bunlar fakir aşı. Bak bu fakir aşı, bu zengin aşı. Çünkü evet. Eskiden domates o kadar fazla yokmuş. Evet. Onun için de domates üstüne. Zenginler aldığı için, herkesin tabii alım gücü olmadığı için ondan böyle zengin aşı diyorlar. Emcelli biberinden yapılmış turşuyla yediğiniz zaman of değme keyfime. Of. Çok da güzel olur. Ay 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 ay. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Söyle. Bir dakika çocuğum. Şu kıyafetimi çekerseniz. Heh. Bu Sarıgöl'ü evlenmiş olan bayanlarının daha önceden giydiği bir kıyafettir. Evlenmiş olan. Yani tabii genç kızlar takmazdı. Bu peştemal. Nasıl peştemal? İçinde geçti. Ne? Ne geçti ne geçti anlamadım. Peştimalından öğme, öğme deniydi. Onun içinde geçti. Gençliğimiz yazık oldu gençliklere. Değil mi? Tabii. Yanlış mı biliyor? O yanlış biliyor. O yeni. Bir anlat şu peştimalı. Bir anlat. Nedir özelliği? Anlamadım ben. Yani böyle dışarı çıkarken önceden bu alttaki yani şey olmaz ya. Kıyafetin üstü. Herkes de olurdu yani. Şalvarın üzerine böyle bu peştemal olmayınca, yani olmayınca bir de bu kocaman yaşmak dediğimiz, önceden bir de bulabilseydik bunun ak çivitli yaşmağı olur. Yani bayanların temizliğini andıran simge olan. He. Tabii çivitli yaşmak oldu mu yani bu bayan çok temizdir derlerdi bizim burada. Peki, ama peki o yanlış mı biliyor? Diyor ki sadece evliler kullanır diyor bu peştemali diyor. İnkilabı gada bu peştemal öğütü meşhurdu. Gençlerde, yaşlılarda. İnkılaptan sonra? Buraya askeri kaymakam geldi, o yasak etti, gördüğünü yırttı, gördüğünü yırttı, manto icat etti, gençlerimiz de açıldı, bizler de manto okeydik. Peki burada ne var? Bu gömme yemeğimiz. Ne yemeği? Gömme. Gömme, bu da patlıcandan yapılıyor. Patlıcandan. Ne var içinde bunun? Bunun közlenmiş patlıcanı soyuyoruz, gene domatesli soğanla kavurup içine... Mor Televizyon Facebook sayfamızı beğenin. Mor Televizyon YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.